Üretim olmadığı için pahalı yani. Evet. Çoğumuz da yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz. Amerika'ya gideceğiz inşallah. Yaz tatilinde boş günüm yok mesela, sadece pazar günleri. Ya başka bir etkinliğe katılamıyorum, başka yerlere gidemiyorum. Yazın ne yapabileceğim? Hiçbir şey yapamayacağım. Malum ekonomik durumdan dolayı gidip çalışacağız. Tatil gibi planımız yok. Kendim 16 yaşındayım. 17'ime gireceğim. Hayatımda hiç İstanbul'a bilene gitmedim. Hiç İstanbul'u görmedim. Hiç il dışına da çıkmadım yani. Genellikle ekonomik durumdan dolayı sürekli Kocaeli'de kaldım. Çalıştık ettik yani. Cumartesi günleri bile çalışıyorum. Pazar günü çalışıyorum ki hafta sonları yani bir harçlık, bir gelir elde etmek için. Kantinimiz olsun, başka yerler olsun, her yerde zamlar başını alıp gitmiş. Kiminin geliri yok, her gün 20 TL, 25 TL, 15 TL yemek parası oluyor. Ben şimdi ülkemi satmayı da düşünmüyorum. Ben yurt dışına ne için gidiyorum? Ekonomi durum olmadığı için gidiyorum. Okulumuzda yaklaşık 300 yani 200-300 öğrenciye öğlen yemeği veriliyor. Bu da ücretli tabii. Dönem başı 600 TL. Bunu hep şu an ben de katılmışım bu duruma. Ama bazı arkadaşlarım var. Buradaki bazı arkadaşlarım öğlen arası yemek için yani 15-20 TL para vermek zorunda kalıyorlar. iPhone 11 kullanıyorum, tamam mı? Sırf şu telefon için çok şey görüyorum yani, dış tepki görüyorum. Neymiş iPhone 11 kullanıyor, zengin çocuğusun. Şu telefonu almak için ben bir senemi heba ettim. Hepimizin ilkokulda olduğu gibi bir hayali oluyordu. Benim de bir doktorluk vardı. Sınavlar var ve derslerin zorluğuyla meslek lisesine geldik. Nasip olamadı. Hepimiz bu okullarda okuyoruz ki ülkemizin hayırlı evlatları olalım. Tabii ülkemizde bir hayli evlatlara bakması gerekiyor. Borçlu oldu mu yani, çocuk da bu sefer okula gitti mi yemesinden içmesinden kısıyor, yemiyor, etmiyor, kenara biriktiriyor aileme destek olabilmek için. Evet. Yani onu düşünerek yemek yemeyen kardeşim var. Kimisi var, askeri ücret aran babalar var. Şu an bir hesaplama yaptığımızda adam günlük bir simit bir çay içtiğinde yani 3 öğün deselim 600 TL ödüyor. Mevzu yemek değil, sadece mevzu eğitim değil. İnşallah her şey çok güzel olacak. Hani umutlarımız daha güzel yerlerdedir.